Meme kanserinin genel olarak neden olduğunu çoğunlukla bilmeyiz. Yani %80, %90 nedeni bilinmemektedir. Ama %5, %10 oranında bilmekteyiz. O da nedir? Bir takım genetik faktörler, bir takım ailesel faktörler. Onların etkili olduğunu biliyoruz. Hatta BRCA1, BRCA2 dediğimiz bir takım gen tipleri olduğu zaman kişilerde, gen değişiklikleri, onların 40 yaştan sonra özellikle %70 oranında meme kanseri gelişebildiği gösterilmiştir. Bu bakımdan ailesinde genç yaşta meme kanseri olan, birden fazla kişide meme kanseri olan, iki taraflı meme kanseri olan ya da erkekte meme kanseri olan kişilerin bu konuda araştırılması çok önemli. Meme kanserine yakalanmış olan kişide bu gen testlerinin yapılması ve bu gen testlerinde pozitiflik bulunması halinde diğer aile fertlerinin de bu testi yaptırması önerilir ki eğer onlarda böyle bir mutasyon dediğimiz genetik değişiklik saptanır ise o zaman o kişilere önleyici tedaviler yapılması söz konusu. Bu önleyici tedaviler nelerdir? Yakın takip olabilir, bir takım ilaçlarla memenin korunması olabilir, kişilerin korunması olabilir veya bazen her iki memenin içinin boşaltılması da gündeme gelebilmektedir. En son basına da düştüğü gibi bu Angelina Jolie'nin geçirmiş olduğu bir takım ameliyatlar var buna benzeyen. Bu bakımdan önemli. Ama bunun dışında kişinin yaşın ileri olması, bilhassa menopoz sonrası, kişinin kilolu olması, bir takım stres faktörleri, bir takım çevresel faktörlerin de meme kanserini tetiklediğine dair bulgular vardır. Özellikle zayıf olan, düzenli egzersiz yapan kadınlarda meme kanserinin daha az görüldüğünü söylemek mümkün. Dolayısıyla az oranda nedenleri biliyoruz ama bir takım tedbirleri almak da mümkün.